Shell Helix motor yağları sıfırdan yüzeyi sunar. Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza Almanya'nın Frankfurt şehrinden başlıyoruz. Çünkü efsanevi Frankfurt Fuarı 2 yılda bir bu şehirde yapılıyor. Frankfurt Otomobil Fuarı'na esasında Avrupa Otomobil Fuarı dememiz lazım bugün için. Çünkü 2 senede bir yapılıyor. 1 sene Paris'te yapılıyor Otomobil Fuarı, Avrupa Otomobil Fuarı. 1 sene Frankfurt'ta yapılıyor. İlk yapılış tarihi 1897. Tam 122 yıl önce ve Berlin'de Bristol Otel'in içinde yapıldı 8 tane otomobille. Ama 122 kez yapılmadı. Çünkü baktığımızda 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, çok ağır kriz dönemleri. Ayrıca son dönemde 1 yıl Paris Fuarı, 1 yıl Frankfurt Fuarı yapıldığı için yanlış hatırlamıyorsam bu sene 68.si yapılıyor. Otomotiv endüstrisindeki, çünkü otomobilin icadı, ilk otomobilin ortaya çıkışı da 1886. Yani fuarın başlamasından kısa bir süre önce. İçten yanmalı otomobillerde özellikle bütün değişimleri, bütün önemli değişimleri göstermiş olan, içinde bulundurmuş olan bir fuardan bahsediyoruz. Ama bugün bu noktaya geldiğimizde sizlerle programlarımızda çok paylaşıyoruz. Otomotiv sektörü baş döndürücü bir değişimden geçiyor. Özellikle otonom sürüş, elektrikli otomobiller, internete bağlı otomobiller gibi çok önemli konular şu anda gündemde. Sizlerle zaten programlarımızda bunları elimizden geldiği kadar paylaşıyoruz. İşte bu senede Frankfurt Fuarı'nda bu değişimleri önemli örneklerle sizlerle beraber değerlendirme imkanı bulacağız. Bu arada otomobillere geçmeden önce Wolfgang Porsche'nin bir lafı var. Bu söylediklerimi belki daha iyi özetler. Şu içinde bulunduğumuz 10 yılda otomotiv sektörü geçtiğimiz bir asırdan, 100 yıldan fazla geçmişinden daha fazla değişecek diyor. Yani tarihi bir değişim geçiriyoruz hep beraber otomotiv sektöründe. Fuarın 200 bin metrekareden fazla bir kapalı alanı var. 2017'de yapılan Frankfurt Fuarı'nda 1 milyon tane ziyaretçi gelmiş bu fuara. 10 binden fazla uluslararası basın mensubu gelmiş. Ayrıca baktığımızda bugün fuarda 960 tane imalatçı marka var. Bunların 50'ye yakını otomobil firması, geri kalanı da yan sanayi ve teknoloji geliştirme şirketlerine ait firmalar. İstatistiğini de vereyim size. %60'ı bu firmaların Avrupalı firmalar, %30'u Asyalı firmalar, %10'u da Amerikalı firmalar. Böyle de bir dağılım var. Ayrıca en son olarak şunu söyleyeyim. Bu fuarda 228 adet yeni model dünyaya ilk kez tanıtılacak. İsterseniz yavaş yavaş geçelim. Bu söylediğimiz teknolojiyi üzerinde bulunduran önemli örnekleri sizlerle beraber konuşmaya başlayalım. Frankfurt Fuarı'nda Volkswagen standındayız ve arkamızda da belki de fuarın en çok ilgi çeken otomobillerinden bir tanesi Volkswagen'in %100 elektrikli ID.3, yani ID.3 modeli var. Ama ondan önce mutlaka stratejisini Volkswagen'in konuşmamız lazım. Volkswagen grubundan bahsediyorum, Volkswagen derken grubun stratejisini konuşmamız lazım. Çünkü çok köklü bir değişiklik geçiriyor. Bunu kendileri söylüyorlar. Şöyle ifade edeyim, Volkswagen tarihinde 3. büyük dönem diyorlar bu ID.3'ün çıkış dönemine. Çünkü baktığımızda 1938'de Volkswagen'in doğuşu diyebiliriz ona. Volkswagen kaplumbağanın, Beetle'ın prototipinin kabul edilip imalat kararının verilmesi Volkswagen'in en önemli günlerinden biri. İkincisi, kuru motorları bırakıp sulu motorlara, yani su soğutmalı motorlara geçtiği 1975 tarihi, Golf'ün çıkışı. İşte üçüncü tarih olarak da 2019'u ID.3'ün çıkışını söylüyorlar. Yani
kendi deklarasyonları olduğu için sizlere aktarmak istiyorum. Volkswagen grubu grup olarak önümüzdeki 3 senede 30 milyar euronun üzerinde yatırım kararı aldı elektrikli otomobiller hakkında. Önümüzdeki 10 yılda 22 milyondan fazla elektrikli otomobil imal edeceğini belirtti. Onun dışında 70'ten fazla grup olarak, Volkswagen grubu olarak 70'ten fazla elektrikli otomobil, %100 elektrikli otomobil imal edeceğini belirtti. Dolayısıyla fevkalade önemli bir değişim söz konusu. Bunu rakamlarla sizlere belirtmeye çalışıyorum. Bunlar esasında elektrikli otomobillerin daha ucuzlayarak, teknolojisinin geliştirilerek halka entegrasyonuna, yani her kesimden insanın kullanabileceği hale getirilmesi anlamına geliyor. Bunun da altında önemli bir teknolojik gelişim var. O da elektrikli otomobiller için yapılmış olan platform. Volkswagen böyle bir platform oluşturdu. Buna da MEB, MEB platformu adını veriyorlar. Kısaca şöyle söyleyeyim, tabanda pil grubu var, arka tarafta elektrik motoru var. Ön tarafta da soğutma grubu ve şarj grubu var ve elektronik kontrol üniteleri var. Böyle basit bir platform. Bunu uzattığınızda başka bir model oluyor. Yükselttiğinizde bir SUV olabiliyor. Modül modül farklı modeller elde edebileceğiniz bir altyapı oluşturuldu. Bu söylediğimiz rakamlar ancak bu şekildeki bir yaklaşımla oluşturulabilir zaten. Biraz da Volkswagen'in yeni jenerasyon ID.3 otomobilinden bahsetmek istiyorum. Yeni jenerasyon diyorum çünkü daha önceden elektrikli Golf, elektrikli Up modelleri vardı Volkswagen'de. Şimdi tabii bambaşka bu MEB, bahsetmiş olduğumuz bu yeni platformdan çıkan ilk otomobil Volkswagen ID.3. Bunun teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. Arka tarafta elektrikli 136 beygir gücünde bir elektrikli motor var. Vites kutusu yok çünkü elektrik motorunun 300 Nm'lik bir torku var ve sıfır anından itibaren, yani motor harekete geçer geçmez bu 300 Nm kullanıma hazır. Bu yüzden bir vites kutusu gerektirmiyor. Tabii bunu söylüyorum çünkü çok büyük bir hacim kazancı söz konusu. Ayrıca tabanında pil grubunun olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 45 kWh kapasitede, bununla beraber 330 km yol alabiliyor. Ama iki versiyonu daha var. Menzili o zaman 400 km'ye ve 500 km'ye çıkabiliyor. Farklı opsiyonlar var yani. Yolcu kabininin ön tarafında ise akü grubunun soğutma sistemi, şarj sistemi ve elektronik kontrol ünitelerinin olduğunu görüyoruz. Genel tasarımına baktığımızda yuvarlak hatlara sahip. Ön taraftan baktığınızda bana öyle göründü. Gülen bir yüzü var adeta. 4 metre 10 santimetrelik bir otomobil. 1 metre 80 santimetre genişliği var. 1 metre 53 santimetre de yüksekliği var. Daha iyi anlatabilmek için, ama aks mesafesi ön tekerlerle arka teker arasında 2 metre 75 santimetrelik mesafe var. Ve dikkat edin, içten yanmalı motora sahip otomobillerde göremeyeceğiniz kadar tekerlekler otomobilin köşelerine yakın. Bu da dışarıdan çok stabil ve çok daha sportif görünmesine neden oluyor. ID.3 Temmuz ayında internetten satışa sunuldu ve 20 bin tane otomobil bu internet satışına açıldı. Bu müşterilere çok özel faaliyetler yapılıyor. Yaklaşık olarak bir yıl boyunca 14 bin kilometre elektriği Volkswagen tarafından ücretsiz olarak alacaklar. Ayrıca en son şunu belirtmek istiyorum. ID dediğimiz kod bir ürün ailesine ait. Bu ilk çıkan modeli ID.3. Bunun arkasına gelecek çok otomobil var. Mesela ID Buggy gördüm, ID Buzz'ı gördüm, ID Vision'ı gördüm. Aynı platformda yapılan farklı otomobiller. Honda standındayız. Yine çok merak ettiğimiz bir otomobilin yanındayız. Elektrikli Honda'nın. Niye öyle diyorum? Çünkü Cenevre Fuarı'nda prototipini görmüştük. Hemen hemen hiç değişmeden artık imalata başlıyor. Tabii otomobili konuşmadan önce bir görün istedim. Honda'nın stratejisinden de bahsetmek lazım. Çünkü çok net bir strateji koydu Honda ortaya, özellikle Avrupa pazarı için. Baktığımızda 2025 yılında Avrupa'ya verdiği otomobillerin %100'ü ve sonrası %100'ü elektrikli olacak.
Bu da onun önemli örneklerinden birincisi. Dolayısıyla konuşalım istedim. Aynı 1960'larda hatta 70'lerdeki otomobilleri andırıyor. Adeta bir retro tasarım diyebiliriz. Şunu kastediyorum, yuvarlak farlar. Ön taraf düz ama çamurluklara doğru çok ciddi bir radyus oluşturuyor. Ayrıca yuvarlak farların arkasındaki siyah zeminde farların daha iyi görünmesini sağlayacak şekilde bir kontrast oluşturuyor. Ayrıca otomobilin boyutlarına baktığınızda özellikle şehir içinde ulaşımda sıfır emisyonla, yani hiç emisyon bırakmadan ulaşım sağlayacak şekilde tasarlanmış bir otomobil. 36 kilowatt saatlik bir batarya grubu var. Bununla 200 kilometreyi aşkın yol yapabiliyor. Ayrıca buradaki Honda yetkililerinden elektrik motorunun gücünü öğrendim. İki farklı güç seviyesi olacak. Bir tanesi 134 beygir gücünde, bir diğeri ise 152 beygir gücünde. Pazar farklılıklarına göre farklı motorlar seçenek olarak sunulacak. Mercedes standındayız. Programımızda bundan çok kısa bir süre önce Mercedes'in EQ platformuna, yani %100 elektrikli araçlar platformuna ait olan EQ Coupe'yi, EQC'yi sizlerle beraber programımızda detaylı olarak incelemiştik. Şimdi onun devamında çok önemli bir konsept otomobil var Mercedes standında. O da EQC Vision. Tamamen lüks tasarımın gerçekten de geldiği en son noktalardan biri diyebiliriz. Yine %100 elektrikli. Neleri kastediyorum? Elektrikli otomobillerin dışında başka elektrikli otomobiller için de söyleyebilirdik bunu. Aydınlatmalar var. Çok hoş. Mesela Mercedes markasının aydınlatmalı olduğunu görüyorsunuz. Fonda ızgara yerinde diyelim. Izgara değil çünkü. 188 tane LED lamba var. Ve ayrıca önden baktığınızda gerçekten 3 boyutlu bir görüntü görüyorsunuz. Ayrıca farlar ve gündüz aydınlatma lambaları son derece teknolojik bir şekilde yerleştirilmiş otomobilin üzerine. Ayrıca otomobilin 360 derece etrafında aydınlatılmış bir çizgi var. Bunlar önemli tasarım detayları diyebiliriz, karakteristikleri diyebiliriz. Teknik değerlerini de size vermek istiyorum. Otomobil baştan söylediğim gibi %100 elektrikli, 4 çeker bir otomobil. 350 kW'lık bir elektrik motoruna, elektrik gücüne sahip. O da beygire çevirirsek yaklaşık 550 beygir gücünde. Sıfırdan 100 kilometre saate lüks bir tasarım olmasına rağmen 4,5 saniyede ulaşacağını söylüyor buradaki Mercedes yetkilileri. Ayrıca maksimum hızı da 200 kilometreden fazla. 300 kilowattlık bir şarj istasyonunda doldurduğunuzda %80'i 20 dakikada dolabiliyor aracın. Tamamen doldurduğunuz zaman da 700 kilometrelik menzile sahip oluyorsunuz. Ayrıca bataryanın gücü de 100 kilowatt saat. Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sizlerle öncelikli olarak elektrikli otomobilleri konuşuyoruz. Elektrikli otomobilleri imal etmek için hazırlanan platformlarını konuşuyoruz. Şu anda dolaşırken Bosch standında tam sizlerle konuştuğumuz konunun hazırlığını gördük. İşte beraber yanında durduğumuz bu oluşum bir elektrikli araç platformu. Dikkatinizi çekeceğim en önemli konu, gördüğünüz gibi çok modüler bir yapıya sahip olması. Mesela elektrik motoru hemen şu aksın üzerinde ve içten yanmalı motorla karşılaştığınızda çok daha küçük boyutlarda. Ayrıca elektrik motorunun torku çok yüksek olduğu için bir vites kusuruna ihtiyaç yok. Siz bunu uzatabilirsiniz. Daha uzun lüks bir otomobil geliştirebilir misiniz bu platformun üstüne? Yükseltebilirsiniz. SUV tarzında bir otomobil geliştirebilirsiniz. Ayrıca platformun hemen hemen fuardaki her markada geçerli olan bir özelliği de taban grubunun tamamen batarya grubuna ayrılmış olması. Ayrıca fuarda çok çeşitli alternatifler var. Siz bu batarya grubunu büyüterek veya küçülterek daha uzun menzilli veya daha kısa menzilli araçlar elde edebiliyorsunuz. Söylediğimiz gibi tamamen modüler elektrikli otomobil için hazırlanmış bütün yürüyen sistemi, direksiyonu, süspansiyonu, elektrik motoru, transmisyonu hepsi üzerinde hazırlanmış önemli bir örnek. Onun için sizlerle paylaşmak istedim.
fuarın çok önemli konularından bir tanesi de kendi kendine giden otomobiller. Yani sürücüsüz otomobiller. Bari onlardan da size bir örnek vereyim dedim. Yine aynı standdayız ve yanımda şu anda çalışır vaziyette olan bir araç var. Otonom araç var. İsmi de IoT Shuttle. Burada IoT Internet of Things, yani Türkçesiyle nesnelerin interneti anlamında, bu tüm dünyada çok hızlı gelişen bir sektör esasında. Konu şu, hedeflediğiniz konuyla ilgili milyonlarca istediğiniz seviyede sağlıklı, akıcı bilgi data topluyorsunuz. Bu datayı yapay zeka diyelim artık ona, çünkü çok gelişmiş yazılımlardan geçirerek hedefinizle ilgili sonuçlar üretiyorsunuz. Tabii ki otomotiv sektöründe de otonom sürüş, yani sürücüsüz otomobiller bu örneğe çok iyi uyuyor. Nasıl uyuyor? Çünkü otomobil giderken kendi iç sistemleri var ama mühim olan bunları otomobilin kullanıldığı ortamla, çevreyle haberleştirebilmek. Yani çevreyi mükemmel bir şekilde algılayabilmek. Bu da günümüzde çok gelişmiş sensörlerle yapılıyor. Ne tip sensörler? Radar sensörleri, kısa mesafe, uzun mesafe, kamera sensörleri, ultrasonik sensörler, gece geliş sensörleri. Bunu da arttırabiliriz. Bir otomobilde, otonom seviyesindeki bir otomobilde onlarca farklı fonksiyonlara sahip olan sensör bulunabiliyor. Onun da burada bir hazırlığı var. Onu da birazdan size göstereceğiz. Yani bu sensörlerle dışarının algılanması ve bunun bir yapay zeka tarafından değerlendirerek özellikle güvenlik açısından otomobili sürücüsüz olarak hareket ettirilmesi, bu konuda Frankfurt Fuarı'nda çok ilerlemiş konulardan bir tanesi. Tabii bu dediğim sensörlerden gelen bilgiler fevkalade önemli otomobil hareket halindeyken, ama bir de bağlantılı konuyu da mutlaka size söylememiz lazım. Yani otomobilin internete bağlı olması, milyonlarca bilgiyi söylüyorum gerçekten, milyonlarca bilgiyi etrafla ilgili, yolla ilgili, trafikle ilgili, hava şartlarıyla ilgili bilgiyi alıp yine bu yapay zekada sensörlerin getirdiği bilgilerle beraber değerlendirerek mükemmel, %100 güvenlikli bir sürüşü sağlamak mümkün. İşte Frankfurt Fuarı'nın önemli konularından bir tanesi de bu. Otonom sürüşle ilgili çok yetkili birisinin yanındayız. Bosch'un yönetim kurulu üyesi Harald Krüger'in yanındayız. Şimdi hazır kendisini yakalamışken otonom sürüş hakkında birkaç tane soru sormak istiyorum. Harald Krüger. Harald Krüger, memnun oldum. Ben de öyle. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Size çok önemli bir soru sormak istiyorum. Ayrıca sensör üretimi yapıyorsunuz. Otonom araçlarda. Ne tür sensörler var? Otonom araçlarda farklı seviyeler var ve bahsettiğimiz sensörler doğal olarak hangi seviye olduğuna bağlı olarak değişiyor. Mesela park sistemi, park etmene yardımcı oluyor, ya da ultrasonik sensörler var. Ki Bosch bu konuda pazarın lideri konumunda, bu teknolojide. Ama aynı zamanda radar sensörleri var, düşük görüş mesafesi olduğunda yardım ediyorlar ve tabii video kameralar. Ve örnek verecek olursam, Bosch akıllı yapay zeka kamerayı bu fuarda tanıtmaya başladı. Bu gerçekten çok özel bir kamera. Sadece dünyayı görmek anlamında değil, dünyayı anlamak için ve yorumlamak için, bu işi yapabilmek için bu kameralara ihtiyaç duyuluyor. Ve bu seviyede, bugün otonom araçlarda kaç seviyeden bahsedebiliriz? Evet, teknoloji dünyasında 5 seviyeden bahsederiz. İlk 2 seviye yollarda her yerde kullanılıyor. Bunlar şu konularda görülüyor. Park etme sisteminden yüksek seviye hız sabitleyici sisteme kadar. Bunda önde giden arabaya bakıp arada belli bir mesafeyi koruyor. Bunu pazardaki herkes deneyimleyebiliyor. Bundan sonraki 3 seviye ise ilginç olanlar. 3. seviyede kontrolü arabaya veriyorsunuz ve ayrıca 3. seviyede bunu birkaç saniyede geri alabiliyorsunuz. Dikkatiniz gerekiyorsa mesela 10 saniyede bunu yapabilmelisiniz. Bir sonraki seviyede, 4. seviyede kısa bir uyku bile çekebilirsiniz. Arabada uyuyabilirsiniz ve araba sizi gitmek istediğiniz yere götürür. Evet, 4. seviye için bunu söyleyebiliriz. Bu 5 seviye üzerinde çalıştığımız şeyler ve şu anda çalıştığımız şey, herkesin üzerinde çalıştığı şey, 2. seviyenin ötesine ne kadar geçebiliriz? Ki bunlar gelişmiş düzey otonom araba seviyeleri. Autonomous driving levels.
Sizlere ne? Otonom araçlar konusunda elektrikli motorlu araçlarla içten yanmalı motorlara sahip araçlar arasında proje bakımından farklılıklar var mı? Yeni içten yanmalı motorlar var ve üçüncü seviye otonom sürüş sağlıyorlar. Evet. Prensip olarak hayır, arada bir fark bulunmuyor. Tabii içten yanmalı motorda düz vites kullanılıyorsa o zaman sorun yaşardın. Çünkü vitesi orada senin değiştirmen gerekiyor. Ama otomatik vites olan herhangi bir arabada bir fark yaratmıyor. Ama yapabileceğiniz şeylerden biri elektrikli araçlarda ve otonomlarda daha akıllı sürüş stratejileri uygulayabiliyorsunuz. Mesela enerjiyi en iyi nasıl korurum gibi ya da şarj etme zamanını belirleme gibi gideceğiniz mesafeye kıyasla bunu ayarlayabilirsiniz. Yani bir bağlantı var ama genel olarak bakınca otomatik vites olduğu sürece elektrikli motor da olsa içten yanmalı motor da araç yolda otonom olarak gidebilir. Son soru. Tamamen otomatik olan arabaları trafikte ne zaman görebiliriz? Evet. Günümüzde Bosch 2 milyar euroluk bir iş yürütüyor. Bu sadece araçlara sürücü destek sistemleri geliştirdiğimiz alan için. Bunlar birinci ve ikinci seviye oluyor. Ama aslında dördüncü seviyeyi yolda görebiliyoruz. Çünkü Bosch dördüncü seviyeyi ilk olarak sunan şirket. Bu otomatik vale park sistemi, bilmiyorum duydunuz mu acaba? Bunda bir park yerine geliyorsunuz. Evet, duydum. Arabadan iniyorsunuz ve araba tamamen kendi başına, tamamen otonom şekilde kimse olmadan boş park yerine gidiyor ve alışverişten döndünüz. Araba tekrar sizi alma noktasına geri geliyor ve arabaya biniyorsunuz. Bu, evet, bu dördüncü seviye. Dördüncü seviye oluyor. Ve şirket bu konuda lisans almış olan ilk şirket. Devlet kurumları tarafından onaylanmış durumda şu anda. Evet, bunu diyebilirim. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Vaktiniz için. Teşekkürler. Zevkli. Görüşmek üzere. Porsche standındayız. Yine çok ilgi çeken otomobillerden birinin önündeyiz. Otomobil Porsche'nin yeni modeli Taycan ama en büyük özelliği %100 elektrikli bir otomobil olması. Şöyle söyleyeyim, ben Porsche'de ilk kez %100 elektrikli bir otomobil görüyorum. Size baştan da söylediğim gibi Frankfurt Fuarı'nda bütün markaların bir veya birden fazla elektrikli otomobilleri var. Ve ayrıca plug-in veya normal hibrit modelleri var. Ama Porsche'de bir ilk olduğu için bu otomobili çok kısa sizlerle konuşmak istedim. Bu kadar da değil. Baktığımızda Stuttgart'ta, Porsche'nin merkezi Stuttgart'ta yepyeni bir fabrika yapıldığını görüyoruz. Sadece Porsche elektrikli otomobiller için 1 milyar euronun üzerinde yatırımla 2000 kişiye yakında ek istihdamla. Şöyle söyleyeyim, otomobile baktığınızda tabii ki bir Porsche, tabii ki tasarımı ağırlıklı olarak performans otomobili olarak geliştirilmiş bir tasarım. Dört kapılı spor otomobil, elektrik motorunun sağladığı güç 750 beygirin üzerinde, 270 kilowatt saat gücünde akü grubu otomobilin tabanında. Bunun otomobilin dinamik özelliklerine, özellikle de böyle bir modelde çok büyük katkısı var. Sıfırdan 100 kilometreye aynı büyük Porsche'lerde olduğu gibi 3.2 saniyede yükseliyor. Tabii ki maksimumumuzu da 200 kilometre saatin üzerinde, ayrıca tam doldurulduğu zaman 450 kilometrelik de bir menzile sahip. Bu otomobil ilk duyurulduğunda, Porsche Taycan ilk duyurulduğunda 10.000 tane talep gelmiş derhal. Bu talebin şu anda 20.000'lere doğru gittiğini söylüyorlar ve önümüzdeki sene üretilecek olan Porsche Taycan sayısı 25.000. Yani neredeyse insanlar otomobili burada ilk defa görüyorlar ama görmeden önce tamamı satılmış diyebiliriz. Land Rover standındayız. Çok merak ettiğim bir otomobilin yanındayız. Yani ben bu otomobili, inanın bana, bekliyordum. Yeni Land Rover Defender.
1947'de tasarlandı, 1948'de piyasaya çıktı. Yani 72 yıldır yaklaşık piyasada olan çok kült bir otomobil. Ve tasarım açısından baktığınızda çok büyük değişiklikler olmadı görünüş olarak. Ve bütün dünyada çok beğenilen bir otomobil haline geldi. Fakat 2 yıl önce Land Rover eski Defender'ın üretimini durdurdu. Yerine yepyeni bir otomobil tasarladı. 2000 santimetre küplük 4 silindirli turbo benzinli ve turbo dizel motorları var. Ayrıca 3000 santimetre küplük 6 silindirli yine turbo dizel ve turbo benzinli motoru var. 6 silindirli turbo dizel motor yaklaşık 400 beygir gücünde. Benzinli motor ise 500 beygir gücünde. Tabii söylemeye gerek yok. Safkan arazi performansı olacak şekilde tasarlanmış araçlar. Zaten dikkat ederseniz yeni Land Rover tasarım yaklaşımına birebir paralel hazırlanmış, ancak eski Defender'dan da sert hatların aldığını, özellikle yüzeylere dikkat ederseniz dik yüzeylerden oluşuyor otomobilin ön ızgara kısmı, yan kısımları ve arka kısmı. Tabii o genetiği de üzerinde bulunduran bir otomobil. Gerçekten de şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Arazi daha kullanmadık ama arazi performansı da inanıyorum Defender'ı aratmayacak şekildedir. 3 farklı uzunlukta olacak. Aynı eski Defender'da olduğu gibi 90'lık, 110'luk ve 130'luk. Frankfurt Fuarı'nda Lamborghini standındayız. Yine dünyaya ilk kez gösterilen bir modelin önünde duruyoruz. O da Lamborghini Sian. En büyük özelliği Lamborghini'nin ürettiği ilk hibrit otomobil olması. Bu otomobilin esas güç ünitesi 12 silindirli içten yanmalı benzinli atmosferik motordan oluşuyor. 785 beygir gücünde ve otomobilin maksimum hızı 350 km saat. Tabii bu motor gücüne destek olarak çok önemli bir de elektrik motoru var. Vites kutusundan harekete destek olan 48 volt gerilimle çalışan bir elektrik motoru. 34 beygir 40 Nm'ye yakın da bir torku var. Özellikle ilk alkışlarda harekete katılmakta ve destek olmakta. Bu otomobili sizlerle konuşmamızın ana nedeni de Lamborghini gibi Safkan, gerçekten çok üst düzeyde bir performans otomobilinin bile artık hibrit çözümler uygular hale gelmesi. Frankfurt Otomobil Fuarı'nda programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten de otomotiv sektörü çok köklü bir değişimden geçiyor. Seçtiğimiz elektrikli otomobillerle, konsept otomobillerle, ayrıca otonom sürüşle ilgili verdiğimiz bilgilerle umarım bu değişimi sizlere hissettirebilmişizdir. Frankfurt'tan hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz efendim. Shell Helix motor yağları sıfırdan yüzeyi sundu.